Adım Halilac Mehmetoğlu. Mesleği kasaplıkla başladım. Babamın yanında çıraklık yapıyordum. Babam yani oğlum diyordu dışarı oynayacağına gel çalış diyordu yani. Öyle yetiştik. Biraz da işi de sevdim ben. Hoşuma gitti. Geldik 13-14 yaşına dedi ki babam ben sana dedi bir dükkan açayım. Sen de oğlum bir işletmeyi yürütürsün dedi. Başladık mesleğe. Bir ortağım vardı. İki ortaklık burada inşaatı yaparken. O da benim müşterilerimdendi. Yemek fabrikası vardı. Ya dedi Halit abi buraya bir catering yapalım dedi. Olur dedim yapalım. Biz iki arkadaş Çınarlı Catering'i kurduk. Sonra devam ettirdik. Ya ben çok çalışkan bir insanım. Sabah kalktığımda, yani gece akşam da yatarken sabah ne yapacağımı diye düşünen bir insanım. Çalışmayı çok severim. Bu işi yapan adam eğer kendi eli değmezse bu işi yapamaz. Bu işi bilecek. Yani bu işi öyle uzaktan kumandayla falan olacak işler değil. Bilhassa lokantacılık. Ufak müşteri ufak bir şeyi affetmez. Zor bir iştir. Ama ben işimi seviyorum. Zorluğu seviyorum. Ya benim için fark etmiyor. İşime geldiğim zaman çalışanların yüzünün gülmesini isterim. Onların yüzü gülmezse benim moralim bozulur. Çünkü moralleri düzgünse yemekler de güzel çıkar, temiz çıkar. İşçiler de sever beni yani. Benim yanımda 15-20 senelik adamlar var yani. Ben kuralı buraya 23 sene oldu. 20 senelik adamlarım var. Yani benim yanımdan kolay kolay adam gitmez yani. Prensiplerime uygun bir adam çalışır. Yanımda bir sürü insan ekmek yiyor yani. O bana gurur veriyor bir sefer yani. Bir de diyor Çınarlı işte etleri çok güzel, yemekleri çok güzel, servisi güzel. İşine çok iyi bakıyor diyor. O da bana gurur veriyor. Yani insanın gururlanacağı tek şeyler bunlar. İşim yani çok iyi gittiği zaman otursam şöyle bir oh bir çayımı içsem şöyle dinlenmek beni motive eder. Odur yani benim hayatım o. Şimdi etle ilgili tabii baba mesleği esas mesleğim et olduğu için ete de çok değer veririm yani iyi bakarım ete. Etin seçiminde dikkat ederim. Yani etin hastasıyım. Mesela eti işlerken onu dizerim böyle. Resim gibi ona bakarım. Hatta resim de çektim. Sevgili Rumeli TV izleyicileri, Eko Yaşam program ekibi olarak şu anda Yeşilköy'deyiz. Yanımızda Rumeli hemşerilerimiz, iş adamları Sayın Fahrettin İzmirli ve Enis Hacı Mehmetoğlu ile beraberiz. Öncelikle ben mikrofonu Enis Bey size vermek istiyorum. Merhabalar, herkese iyi günler diliyorum. 1971 yılında İstanbul'da doğdum. Annem babam Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde doğdular. Ondan sonra ailemin bir kısmı buraya göç etti. Bir kısmı hala orada yaşamakta. İş hayatına 1988 yılında Sayın Fahrettin Bey'in yanında başladım. Daha sonra 1990 yılında kendi şirketimizi kurduk. Ve 1990 yılından beri de devam ediyoruz. İlk kurduğumuz şirket Çınarlı Catering fabrikalarına ve işyerlerine yemek hizmeti veriyoruz. Daha sonra 1997'de Çınarlı Et Lokantası'nı kurduk ve o tarihten bugüne kadar da işletmelerimiz devam etmekte. Şimdi bizim lokantamız Beylikdüzü'nde, mangalbaşı tarzında bir yer. Ayrıca bir grup için bir 250 kişilik ayrıca bir salonumuz var. Bir tarafta normal bizim alakart diye nitelendirdiğimiz bir bölümümüz daha var. İnsanlar geldikleri zaman etlerini kendileri seçip kiloyla alıp kendi masa başlarında pişirip yiyorlar. Tabii biz bunu kışında sanki insanlar dışarıdan mangal yakma keyfi tattırıyoruz. Şeyde içeride mangal yakma keyfi tattırıyoruz. Etlerimiz devamlı olarak Trakya bölgesinden gelir. Zaten değerli babam Halil Hacı Mehmetoğlu
Türkiye'ye ilk geldiği yıllardan beri kasaplık mesleğindedir. Eti çok iyi anlar, çok iyi tanır. Tabii bu işletmelerde babamın da büyük katkısı vardır. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Vallahi yani tabii ki bir Rumeli olarak herkesi Rumeli TV izlemeye davet ediyorum. Tabii tabii, eksik olmayın, sağ olun. Bütün hemşerilerimi, Rumelileri, hepsini, dostlarımızı tanışmak üzere, misafir etmek üzere kendi müesseselerime bekliyorum.